Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yapamaz noktaya gelmiş durumdayız. Küçük aile işletmeleri olarak ürettiğimiz tulum peyniri market raflarında altın fiyatına yarışırken bizler maliyetinin dahi altında gerçekçi olmayan fiyatları önermektedir. İhtiyaç duymadan kendi istihdamımızı gerçekleştiren, katma değer üreten, köyünde, ilçesinde, iline kadar esnafı ayakta tutan üreticileriz. Bugün sorunlarımızla baş başa bırakılmış durumdayız. Ürettiğimiz peynirden maliyetlerimizin en azından bir kısmını karşılayamazsak süt ürünlerimizi kesime götürmek zorunda kalacağız. Lütfen sesimizi duyun. Emeğimizin, alın terimizin karşılığı almak için burada sesimizi yükseltiyoruz. Bizler koyun keçi yetiştiricileriyiz. Dünyada yaklaşık 22 milyon ton peynir üretiliyor. Ülkemiz 723 bin ton ile dünyanın 9. Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise 6. sırada yer alıyor. Bu denli önemli bir gıda kaynağıdır. Ülkemizde ekonomide kötü gidişat ve yükselen enflasyon sonucunda iğneden ipliğe, her şeye zam geliyor. Gelen her zam ürettiğimiz ürünlere doğrudan etki ediyor. Mazotta, yeme, kiralara, veterinerlik hizmetlerine aklınıza gelebilecek bütün zamlar üreticinin girdi fiyatına yansıyor. Peki peynir fiyatları her şeye %100 zam gelirken peynir tüccarları bu yılda peynirlerimizi geçen yılki fiyattan almak istiyorlar. Birleşmiş bütün tüccarlar üreticinin gırtlağını sıkmak istiyor. Buna geçit vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Karşımızdakiler nasıl birleşip birlikte hareket ediyorlarsa bizim de birleşip birlikte hareket etmemiz gerekir. Bunun için en kısa zamanda yaş peynir fiyatı en az 150 TL olmalıdır. Üreticiye yayla gidişlerinde zorluk çıkarılmamalı. Yayla gidişi için üreticiye nakliye desteği verilmelidir. Üreticinin ihtiyaçları için faizsiz kredi desteği sunulmalıdır. Bizim ürünümüzde geçen yıl 80 liraydı. Bu yıl da aynı şekilde 80 lira olarak değer vermek istiyorlar. Peki Türkiye'de enflasyon %70 olmuşken, her şey çok yükselmişken biz 80 liraya 90 lira isteyen çoban aylığını biz nasıl karşılayacağız? Yaylalara nasıl gideceğiz? Bizim ihtiyaçlarımız da var. Bunlar nasıl karşılanacak? Bu yumurada işte tüccarlar karşısında da bütün üretici arkadaşlarımızın birleşerek bunlar karşısında onurlu bir duruş göstermek için biz bugün buradayız. Diğer arkadaşlarımız da gerekirse hep birlikte boykot edeceğiz ve vermeyeceğiz yani bunlara. Ya taleplerimizi karşılayacaklar, 150 TL'den zaten kurtarmıyor. En azından ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşılamak için diğer arkadaşlarımızın da bize destek olarak tüccarların da ticari etikten uzak olan bu insanların biraz daha merhametli olarak gelip masada oturup konuşmak istiyor. Bile bizlere gelip masada oturup bizlerle peynir fiyatını belirleme konusunda bile bizlerle oturmayı bile tenezzül etmeyen bu insanlar yarın bunlar temiz elbiselerle geziyor, jiplerle geziyor. Biz ise kirli elbiselerimizle bu ülkede hayvancılık yapıyoruz. Bizlere de kimse sahip çıkmıyor. Burada devlette, hükümette beklentimiz budur. Bizlere sahip çıksınlar. Ülkede küçük aile işletmeleri desteklenmiyor. Aile işletmelerinin desteklenmesi gerekir. Birkaç tane büyük çiftliğin bu işi yapması ya da şirketin bu işi yapması sorunu çözmeyecektir. Birkaç tane şirket battığı zaman, çöktüğü zaman bu sektör krize girecektir. Yalnız küçük aile işletmelerinde birkaç kişi bu işi bırakırken 5-10 kişi de bu işin içerisine giriyor. En azından bir devamlılığı vardır. Bunların desteklenmesi gerekiyor. Bu politikaların yürütülmesi gerekiyor. Bir de başka bir husus. Yetkililerden şunu istiyoruz. Evet, meralar ucuza veriliyor bize. Fakat ürettiğimiz peyniri biz pazarlama şansı bulamıyoruz. Karşımızdaki tüccarlar ürettiğimiz peynire fiyat vermiyorlar. Uzun süre bu mağduriyetleri yaşıyoruz. Bu konuda bize yetkililerin öncülük yapması gerekir. Gerekirse Sayın Valimiz bu konuda inisiyatif alsın. Bir komisyon oluştursun. Tüccarları masaya getirsin. Üreticiyi de buluştursun. Yani bu işin başka bir çözüm yolu kalmamış durumda. Şimdi iğneden ipliğe. Yani her şeye zam gelmişken bizim sektörde sadece peyniri konuşalım. Mayadan, stilinden, süzeyinden, torbasından, fırşiğinden, gelelim nakliyesinden, çobanından her şeye %100 zam gelirken peynire 80 lira, 65 lira peynir fiyatı bize veriyorlar. Yani bizle dalga geçiyorlar. Böyle bir durum var. Ben bir haftadır hayvanımı sağmıyorum. Bunun sebebi ne? Biz burada yani dalga geçiyoruz, sahipsiz. Biz burada 1400 tane yeri geldiğinde diyoruz Tunceli'nin en büyük STK'sıyız. Evet doğru, en kalabalık da üye biziz. Şimdi ünlü Şavaktun'un peyniri en üretici merkezi burası Pertek Çemişgezek. Biz burada bu ürünümüze sahip çıkmazsak kimse sahip çıkacak? Tüccarlar 80 liraya almak istiyorlar tekrar. 80 liraya alıp 400'e, 350-400 liraya da satacaklar. Kârlarını edecekler. Kapılarına pasatlarını, ikinci ciplerini koyacaklar. Biz de koyunlarımızı gün getirip satacağız. Yani bunu mu istiyorlar? Biz bunu kabul etmiyoruz. Eğer bir ülkede saman ithal ediliyorsa, eğer mercimek ithal ediliyorsa,
Hatta çoban ithal ediliyorsa bu ülke ekonomik olarak bitme aşamasına gelmiştir. Bizim üretici olarak şöyle taleplerimiz vardır. İlk etaptan Tarım Bakanı'na seslenmek istiyoruz. İthalat bir an önce yasaklanmalıdır. Bölgemiz açısından işte üreticimiz dağa giderken hani hayvancılığı destekliyoruz ya. Yani bu taşıma ödenmelidir. Destek olarak üreticiye taşıma desteği ödenmelidir. Meralar ücretsiz olmalıdır. Çünkü meraları gezdik biz sendika olarak. Yani yolu yok, duşa kabini yok, hiçbir şey yok. Sadece üreticilerin kuru para alınıyor ve hiçbir hizmet yapılmıyor. Mazot destekleri yatlara, katlara ÖTV'siz verirken köylü traktörüne ÖTV'yle almak zorundadır. Ve bu günlük değişmektedir fiyatlar. Neticede biz de üreticiyiz. Biz tarla üretmediğimiz zaman bu ülkeyi biz doyuruyoruz biz. Biz üretmediğimiz takdirde hiçbir şey olmayacaktır. Hani halk arasında bir söz var ya, taşma suyla değirmen dönmez. Şimdi burada yetkililere bizim çağrımız şudur. Bu üretici desteklenmelidir. Nasıl yatlara, katlara ÖTV kaldırılıyorsa üreticinin mazotunda da ÖTV, KDV kaldırılmalıdır. İthal yasaklanmalıdır. Ukrayna'nın, Rusya'nın hatta savaşta olan illerde Suriye'den patates, buğday vesaire ithal edeceğine, oranın köylüsünü destekleyeceğine, kendi köylüsüne bu desteği sunmalıdır. Bizim çağrımız budur. Tüccar vidoncuya gidip vidoncuyla pazarlık yapacağı zaman masaya otururken, torba alırken, tuz alırken, masaya otururken bunca üretici hiçe sayıp bile tenezzül edip üreticinin durumu nedir? Yani üretici hangi fiyatlar altında kalıyor? Üreticiyi ne kurtar gibi bir toplantıya tenezzül edip bile katılmıyor yani. Şimdi biz genç olarak şunu söylüyoruz. Zaten devlet memuriyet hayatına yönelik yaşımız geçti. Elimizde bulunan mesleğe dört elle sarılmışız. Yani bir sigortamızı yatıramaz hale gelmişiz. Bir çoban alıp yani bunu maaşını 5 ay içinde nasıl verecek, ne duruma getirecek halde yani kafamızda hep şüpheler vardır. Biz şuna yani bütün çağrımız şudur. Kamuoyuna ve ulusal basındaki isteğimiz yani tüccarların peynirlerini alan büyük toptancıların bu üreticilerden peynirlerini almasını talep ediyorum. Kooperatife maddi yönden bir destek sunmaları, üretici kendi ürününü kooperatif çatısı altında satmasını istiyoruz. Yaylaya giden insanlara yayla yollarında da kamyon desteği, mazot desteği vermelerini istiyoruz.